1925 yılında İzmir'de öğretmenlik mesleğine yeni başlayan Afet Hanım, okuldaki toplantıya gelen Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal'le bu toplantıda tanışır. Öğretmenlik mesleğini elde etmesine rağmen lisan öğrenmek ve tahsiline devam etmek istemektedir. Afet Hanım'ın ailesini Makedonya'dan tanıyan ve kadınların eğitimine çok önem veren Gazi Mustafa Kemal, bu arzusunu Afet Hanım'ın babasının da rızasını alarak gerçekleştirmek ister. Afet Hanım, 1925-1927 yıllarında Lozan'a lisan öğrenmeye gider. 1929-1930 ders yılında Afet İnan, Ankara Musiki Muallim Mektebi'nde yurt bilgisi ve tarih öğretmeni olarak görev yapar. 1930 yılında Afet İnan'ın belediye kanununda yapılan değişiklikle kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi sırasında Türk Ocağı'nda verdiği konferansa Atatürk ve bütün yabancı temsilciler katılır. 1930 yılının Nisan ayında Türk Ocakları Kurultayı'na Aksaray delegesi olarak katılan Muallim Afet İnan, Atatürk'ün direktifi ve teşvikiyle kurultay toplantısının son gününde söz alır ve bir Türk tarih ve medeniyetini tetkik heyeti kurulmasını teklif eder. Türk Tarih Kurumu'nun temeli de böylece atılmış olur. Profesör Doktor Afet İnan, tarihi araştırmalara da çok önem vermiş, özellikle yurdumuzdaki arkeolojik kazıların ve araştırmalarının Türk uzmanı ve heyetlerince yapılmasını teşvik etmişti. Profesör Afet İnan'ın Türkçe, İngilizce, Fransızca olmak üzere 35 kitabı ve çeşitli makaleleri vardır. Yerli ve yabancı 21 kuruluşun üyeliğini yapmış, 14 milletler arası konferansa bildiri vererek katılmıştır. Siz Fransız lisesinde, kız lisesinde öğrenciyken bir Fransız coğrafya kitabında bir paragrafa rastlıyorsunuz ve bu sizin milli hislerinize dokunuyor ve bunu gidip Atatürk'e anlatıyorsunuz. Hakikaten tarih çalışmam, tarih mesleğimin etken olan bu deyimlerdir. Çünkü bunu ders kitabında öğrenmek istemediğimi öğretmenime de söyledim. Çünkü biz niçin barbar ve ikinci derecede ırk bulalım? Bunu Atatürk'e gösterdiğim zaman kendisi de çok hislendi. Bundan duygulandı. Bu Fransız coğrafya kitabında Türkler barbar ve ikinci derecede ırk olarak belirtiliyor idi. Evet. Buyurun. Ve bu böyle olamaz dedi. Bunun üzerinde çalışalım diye. O zaman tarih üzerinde çalışan kişileri etrafına topladı ve vazifeler verdi. İşte bunun üzerinedir ki o zaman bir heyet olarak toplanmıştı. Fakat sonradan işte bugün Türk Tarih Kurumu'nun kuruluşuna bir vesile oldu. Çünkü tarihçilere verdiği ödev şuydu: Türklerin medeniyete hizmetleri. Ve bunun için geniş bir plan yapıldı. Bunun üzerinde üye olsun olmasın herkese vazife verildi. İşte ben de bu arada çalışıyordum. Öyle ki sadece siyasi ve askeri yönleriyle değil, Türk kavminin çeşitli devletler kurmuştur elbette. Fakat Türkiye ismi ilk defa da bu cumhuriyetle olmuştur. Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti devlet değil olarak. Fakat bu devrelerde devlet hayatında da bir takım organların olması lüzumludur. Bir ordunun girişi yahut da onun tanzimi meselesidir. İşte onlar üzerinde çalışmalar yapıldı. Ve diğer kısımlarda da, güzel sanatlarda, ekonomik meselelerde gayet geniş teferruatlı bir plan vardır bunun için Atatürk'ün verdiği. İşte bu tarih çalışmaları çok yoğun olarak devam etti tarih kurumunda. Dediğim gibi bu müsveddeler halinde hazırlandı konular ve tenkitler yapıldı. Bu çok enteresandır benim bilhassa öğrenim hayatım için. Çünkü herkes bir konuyu almıştı tarihte.
Türklerin mesela şu konuda ne gibi şeyler yapmıştır? Güzel sanatlar, alalım minyatürleri. Yine kendi memleketimizin, oturduğumuz memleketin bütün medeniyetlerine sahip çıkmamızı istemiştir. Ki o doğrudur çünkü mesela Hititler buradan başka bir yere devlet kurmuşlardır. Fakat başka bir yere göç etmemişlerdir. Buranın halkıdır. Onun için bizim medeniyetimiz, yani memleket medeniyetimiz, yurt medeniyetimiz için de esaslı kaynaklardan birisidir. Evet. İşte bunlar üzerinde yani tarih çalışmaları oldu, devam etti.